Trabzon'da 0 TL'li bir gün geçirmek diye bir video yüklemiş bundan bir gün önce. 1 TL çay vs 2.400 TL çay. Hadi lan oradan. 2.400 TL'ye çay var mı? Bu arada 2.400 TL'ye çay olmasına ne kadar şaşırdıysam 1 TL'ye de çay olmasına o kadar şaşırdım. 1 TL'ye çay kaldı mı lan? Kahvelerde bir de şu an 2-2,5 lira bu arada. Kahvede çok çay içtim son bir yıldır. Gayet de 2-2,5 lira. Ya 1 TL'ye de kalmadı. Orkun, sonradan görme çay özel bölümüne hoş geldiniz. Sonradan görme çay mı olur demeyin, oluyor. Pahalı çay mı olur demeyin, o da oluyor. Bardağı 100 lira, kilosu 2.400 lira olan çay bulduk. Ya kilosu 2.400 lira bak. Mesela bu clickbait arkadaşlar. Yani Orkun'u genel olarak diğer YouTuber'lardan çok daha başarılı buluyorum ben şahsi olarak. Yani bana bir eğlence kanalı sadece 3 tane eğlence kanalı izleyecek olsam bunlardan bir tanesi kesinlikle Orkun olurdu ama Orkun'un son videolarında gerçi önceden de böyleydi ama yani özellikle son videolarında fark ettim ya çok fazla clickbait yapıyor abi. Yani başta 1 TL çay vs 2.400 TL çay yazdığında ben otomatik olarak bir çay bardağının 2.400 TL olduğunu düşünüp bu videoya tıklıyorum. Eğer bu 2.400 TL'lik çay kilosu 2.400 liraysa atıyorum bardağı 200 liraysa ben bu videoya kolay kolay tıklamazdım şahsen. Yani 2.400 TL'ye kilosu çay olur bu arada. Hatta 5.000 TL'ye bile çay var kilosu 5.000 TL olan. Böyle siyahla yeşil arasında bir çay vardı Çin'de. Çok değişik buğuşuk bir çay zenginlerin içtiği bir çay onu biliyorum mesela çok o yüzden şaşırmazdım. Ama buraya 1 TL çay vs 2.400 TL yazdığında ben bir bardağı 2.400 TL olarak görüyorum. Yani neyse bakalım videoya. Hepsi bu videoda birbirinden farklı. Çayları inceleyeceğiz. Şimdi neredeyiz? Kurtuluş'tayız. İstanbul'da bulabildiğimiz en ucuz fiyatlı çay 1 lira. Kurtuluş'ta bir kıraathaneye geldik. Ulan kıraathanede çay 1 liradan ucuzdur diye düşünüyordum. Değilmiş artık çay da pahalıymış. Değil bu arada Kuşadası'nda kahvede 2,5 lira. 1 liranın altında çay bulamam. Merhaba, biz çay inceliyoruz. Aa, seni tanıyorum, YouTuber. Evet, YouTuber'ım ben. Orkun, abicim ben bir adet çay rica edeceğim. 1 liramı da bıraktım böyle. Ulan benim zamanımda biz böyle kıraathaneden çay içerken 20 kuruştu çay ya. 10 kuruşlar, 20 kuruşlar. Enflasyon çayı da vurmuş abi. Bardak çay. Aralık çaydan şaşmayacaksın. Kıraathane çayından şaşmayacaksın. Ha bu arada ben... Doğru bu arada kahvedeki çaylar da genelde güzel oluyor. Ay, poşet çay daha ucuzdur ya. Poşet çayın tanesi kaç paraya geliyor? 50 kuruşa mı geliyor? 2 dakikada demleniyor mu? Ondan sonra buraya koyun bir 15 dakika bekliyor. Ha 15 dakika bekliyor orada tamam bir demleniyor. Sonra oradan onu koyuyor buradan bunu koyuyorsun. Cillop güzel sevdim. Çayınız güzel valla. Sizin de bugün açıldı değil mi dükkan? Kapalıydı yasaklardan dolayı. Hayırlı olsun abicim. İnşallah kapanmaz tekrar iyi gider işte. Oynanma yok yine kötü. Ne oynanıyor normalde? Okey. Okey, tavla, pişti, kart oyunları. Arkadaşlar bayağı iyi biliyorum bu ortamları. Nedenini sormayın. Az vakit geçirmedim diyelim. Okey, batak, 51. Ama parasını oynamıyor tabii. Yok, kumar yok. Nasıl kumar yok bizde? Biz gayet parasını oynuyorduk. Böyle kumar mantığı değil de böyle anasını satayım Kıbrıs'ta bir kumarhane gibi düşünmeyin. Şey gibi düşünün yani herkes 50 lira atıyordu mesela kazanan alıyordu gibi gibi. Eğlencesine. Hani kumar olmuyor. Arkadaş eğlencesine. Gece dükkanı kapatıp parasını oynanmıyor burada? Yok, böyle bir şey yok. Şey oluyor ya, kıraathaneyi polis basınca böyle dayı saklanıyor böyle kenara. Bir tane dayı da perdenin arkasından çıkıyor falan komik şeyler dönüyor. E gel gezelim biraz. Ulan bu kadar geldik bir okey oynayamıyoruz olacak iş mi ya? Kalpazan ne o? Lan yok be arkadaşlar çağırıyordu. Gel kanka okey oynayalım falan diyorlardı. Ben zaten yani bir kahvehanede görebileceğiniz veya kıraathanede görebileceğiniz en değişik tipim arkadaşlar. Gerçekten. Herkes bakıyordu yani seviyorlardı da ama tabii. Sempatik bir havam olduğu için direkt insanlara ısındırtabiliyorum kendimi. Düşünün yani sağ kol full dövme kaplı. Şu an sol da kaplanıyor. %60'ı falan kaplandı. Kulakta küpe. Kahvedeyim yani hani anlatabiliyor muyum? Normalde tipsel olarak oraya çok uygun bir insan değilim aslında. Ama arkadaşlar çağırıyordu. Okey falan güzel oluyordu. Eğlenceli oluyordu yani. Bazen taş çalanları falan taş çalanları vesaire dövüyorduk. Güzel oluyordu. Kıraathaneye gelip okey oynamadan... Yancı mıydın abi? Kesinlikle hiçbir zaman yancı olmadım. Kanka ben bir okey oynarım aklın götüne kaçar.
Felaket ötesi güzel oynarım. Çok da hızlı oynarım. Yavaş oynayanları da sevmem. Oyunu soğutanları. Olur ya böyle okey oynarken çok acemiler vesaire, sürekli taşlarını dizene kadar 5 dakika falan geçer. Yani o 5 dakikada ben 3 sayfa kitap okurum anasını satayım. Olur mu, ne bileyim yani. Bak şu abiler 3 kişi mesela, 4.yi arıyorlardı. Bak hop 4. gelmişti. Olmuyor. Oynayamıyoruz değil mi? Peki telefonlarımızdan ortak oyuna girip oynasak? Telefondan okey oynasak ona ne diyecekler? Ona bir şey demiyorlar. Ona bir şey diyemezler. Biz yani, telefondan 4'ümüz aynı okey oyununa girip oynayabiliriz. Değil mi? Bak bug'ını bulduk. Burası internet kafeye dönüyormuş. Hiçbir yerde... Biraz demli. Ben biraz daha acı seviyorum ama imamın abdest suyu gibi ya da çiş gibi çay sevmiyorum. Birazcık genelde... Yani ben genel olarak siyah çay sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden çay yorumları beni çok da alakadar etmiyor. Ben yeşil çaycıyım. Siyah çay sevmem. İçmem. Ve tabii ki ikram eden olursa içiyoruz yani, ayıp olmasın diye. Mesela bir yere misafirliğe gittik diyelim, çay ikram ediyorlar. Siyah çay tabii ki içiyorum. Hani görmemişlik yapıp yok ya ben içmiyorum falan demiyorum. Sevmememe rağmen ortada bir emek olduğu için, ev sahibi ikram ettiği için içiyorum. Ama normalde içmiyorum. Kafelerde 16-20 lira arası satılıyor zaten. Gelin bakalım buranın ne özelliği varmış, çayının ne özelliği varmış, soğuk çayı güzel miymiş, çayı çay mıymış? Selam. Selamlar. Abi ne veriyor? Yeşil çay çay mı be? Çay değil kanka, soba borusu. Tabii. Yeşil çay çay değil. Süt ürünü. Diyorsun bugün bize? Bugün size Summer Time Ice diyorum. Kendi reçetemizle demlediğimiz. Tamam. Sonrasında elma suyuyla karıştırdığımız serinletici ferahlık. Arkadaşlar böyle konuşan bir arkadaş görürseniz herhangi bir kafede, bir restoranda vesaire, bilin ki burada gelecek size minimum miktar 100 liradır. Bunun size net bir şekilde garantisini veriyorum. Şimdi size kendi demlediğimiz espresso'dan alınmış, mesela kahve satıyor diyelim, tamam mı? Bugün sizlere sıçanın boklarını kurutup özel olarak yerde muhafaza ettiğimiz şarapla marine edilmiş kahvemizden vereceğim. Her sıçandan sadece 3 bardak kahve çıkıyor. Böyle konuşan birini görürseniz oranın ucuz olma ihtimali yok arkadaşlar. Gerçekten yok. Böyle bir 24 saatte mi demleniyor? Yok, var o kadar değil. Yani bunun rengi için özellikle biraz çalıştık. 50 lira da olabilir. 1,5 saat kadar. Zaten görsel olarak çok güzel. Böyle pembiş, böyle kırmızımsı. Hangisi abi bizimki? Bu. Bitmiş bu. Evet. Bunun içinde neler var şimdi? Bunun içinde kurutulmuş ananas, beyaz ve kırmızı elma. Babana para verdim, pazarda ananas aldırdım. Komik değil mi? Küçükken yapardık ya. Komik değil mi? Limon otu, hibiskus. Siz bunu soğuk isteyenleri önce sıcak olarak yapıyorsunuz. Sonra içine elma suyuyla soğutuyorsunuz. Bir de limon ve lime. Çok güzel kokuyor. Kokla. Güzel değil mi? Ulan elma suyunun kilosu zaten 50 kuruş lan. Beğendim vallahi. Abi içelim bir tane. Buffy dur oğlum orada. Bak şu hareket bile ben 50 lirayım göstergesi. Bak. Bak. 50 lira bak. Her sallayışı 25 lira. 25, 50 bak. 50 lira. Net. Abi. Tamam, bir de elmalar veya limonlar o şekilde koyulduysa. Görüntü cillo. Bitmiştir. Bakalım. Bakalım. Bu çay değil ki. Evet. Görsel açıdan çok tatlı bence. Bakalım yani. Tadı da tatlı. Vişne suyu. Çok güzel. Böyle hafif tatlı. Ama bunda şeker var mı? Olacak iş değil. Diyoruz şeker zararlı diyoruz. Ne kadar mesela? 1 litrede 10 gram. Okey bence. Tamam. Peki o asıl tatlılığını neyden alıyor bu? Meyveden geliyor. Tamam okey. Acuk şeker var. Meyve de şeker. Fruktoz. Okey. Abi tadı çok güzel, gerçekten ferahlatıcı. Güzel yani, böyle içince içinde şu meyve var, bu meyve var diyemem. İşte suyu. Karışmış versiyonu ama bence tat olarak çok güzel. Şimdi bunu içerken bir yandan size çayla ilgili çaydan bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz İngiltere'de 5 çayı diye bir şey var. Bu 5 çayında sen gidip sallama poşet çay istersen çok büyük saygısızlıkmış. Bunu içmek de istemek de çok büyük saygısızlıkmış. Buffy. Buffy bir tanem. Oğlum modemi düşüreceksin, yapma. Yapma ya, bir zarar yok o modemin sana orada. Bak en iyi çeken yer orası, yapma.
Sırtımız poşet çayla geçiyor. Biz saygısız mıyız? Terbiyesiz miyiz biz? Bize ne demek istiyorsun? İngiliz. Şş, ne diyorsun İngiliz? Ha bu arada bu 5 çayın yanında da bunlar böyle püskevit bilmem ne. Gerçi bizde de var aynı kültür ama onlar da 5 çayın da özellikle böyle çayın yanında illa bir şey yeniyormuş. Özellikle de püskevit tercih ediliyormuş burada. Acuk size çay yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar, tiyoları vereceğim. Dur bir yudum daha alayım. Vallahi löp löp gidiyor. Şimdi çay yaparken bir kere musluk suyu asla kullanmıyoruz. Güzel. Evet doğru. Bu arada evlerde falan anneniz babanız musluk suyu kullanıyorsa arkadaşlar söyleyin musluk suyu kullanmasınlar. Ha arıtma vardır ayrı konu. Ama bence arıtma varsa da musluk suyu kullanılmamalı ya. Vallahi. Ama yine de arıtma varsa okey yani sıkıntı yok. Musluk suyu kullanmayın arkadaşlar çay yaparken. Kardeşim. Yoksa yani musluk suyuyla çay yapacağınıza dilinizi birazcık ıslatın böyle tamam mı? Böyle ağzınıza şey koyun. Biraz çay koyun böyle siyah çay artık hangi çayı seviyorsanız gidin duvarı yalayın böyle diye aynı tat zaten arada çok mükemmel bir fark yok ikisinde de kireç içmiş oluyorsunuz en azından bir tanesi uğraştırmıyor ağzınıza birazcık çay kırın böyle rendeleyin o çayı dilinizin üzerine koyun gidin duvarı yalayın. Ne alaka ya? Nasıl ne alaka? Kanka musluk suyu çok kireçli çay yapmak için. Çok kireçli. Bak musluk suyuyla çay yaptığınızda çay bittikten sonra o çaydanlığı yıkarken çaydanlığın altına çok iyi bakın. Ha bu şehirden şehre de değişir bu arada. O ayrı bir konu. Mesela ben şu anda Kuşadası'ndan bahsediyorum. Siz Kuşadası'nın sularını biliyor musunuz? Oğlum Kuşadası'nın suyuyla banyo yapamıyoruz lan biz neredeyse. Sular çok kireçli burada. Yani inanılmaz şekilde kireçli. Sizin bulunduğunuz şehirde sular çok fazla kireç olmayabilir. Yani ona bir şey demiyorum. Mesela bak Antalya'da öyle değil diyen var. Ankara güzel diyen var. Yani şehirden şehre de değişir bu arada. Yani ben sizin şehrinize bir şey demiyorum. Sizin sularınız temizse o suları içebilirsiniz bile. Mesela ben küçükken hatırlıyorum bizim evin suları çok temizdi. Hazır su almıyorduk biz. Ama çok temizdi yani. Mahalledeki kimse hazır su almıyordu. Hani sadece biz değil kimse almıyordu. Ama gel bakalım onu gel Kuşadası'nda yap bakalım. Bak Kuşadası'nın suları o kadar kireçli ki size şöyle örnek vereyim. 1,5 senede bir falan o sıcak su gelmesi için takılan o termosifonlar var ya onlar patlıyor. Yani deliniyor kireçli sudan dolayı. Yani öyle düşünün o kadar kireçli. Gelin burada hadi musluk suyuyla çay yapın bakalım içebiliyor musunuz o çayı. Bir keresinde ben susamıştım. Evde su kalmamış musluk suyu içeyim dedim. Ya yemin ediyorum size deniz suyu daha güzel. Gidip denize suyu içecektim ya. Açık bir yer yoktu. Semaver önemli. Semaverinizin, çaydanlığınızın metal olması lazım. Ayrıca çayınızı yaparken demliğinizi mutlaka önceden ısıtın. Çayın tadını çok etkiliyor. Bak acaba onlar bu yöntemlere göre yapmışlar mı? Bilemiyoruz. Ama ben tadını çok beğendim. Ulan niye abone olmuyorsunuz? Bak hala istatistik bakıyorum. Her gün böyle kafayı yedim artık istatistik bakıyorum. Hala izleyenin %60'ı abone değil. Ulan o %60 abone olsa şu an bizim 20 milyon, 22 milyon abonemiz olacaktı. Ayıp değil mi? Ben hak etmiyor muyum 22 milyon aboneyi? Yazıklar olsun. Seri tüküreyim. Jet Sosyete çok izliyorum bu ara. Seri tükürme var orada. Ya İstanbul şartlarında gerçekten dışarıda bir yerde bu tip bir bitki çayı içmek istediğinde bu sıcak da olsa soğuk da olsa 16-17 liradan başlıyor. İstanbul pahalı maalesef. Bu da bence o fiyat aralığında bir şey içeceksen gerçekten hak ediyor. Pahalı çayımızı 16-17 liraysa gayet ucuzmuş lan bu arada. Çin Cihan Kuşadası'nda 16-17 liraya herhangi bir kafede 2 bardak normal çay içersiniz. Bire geldik, Çado'ya geldik. Burada Türkiye'de bulabildiğimiz en pahalı çay var. Bardağı 100 lira, kilosu 2400 lira. Bu böyle bak bu clickbait işte kanka. Bu clickbait ya. Ya bu clickbait bro yani. Buraya 1 TL çay vs 2400 TL çay 100 TL çay yazman gerekiyor. O zaman bu 1 TL'lik çay yani kıraathanedeki çayın da kilosu muhtemelen 100 lira bir şeydir. O zaman 100 TL çay vs 2400 TL çay yaz. 100 kilosu 100 TL çay vs 2400 TL çay. Bak videonun başlığının ilkinde çayın bardak fiyatını yazıyor. Diğerinde kilogram fiyatını yazıyor. Bubble tea. Yakıştı mı kardeşim bu sana he? Yakıştı mı Orkun?
Yakıştı mı sana? Ben seni seviyordum lan. Savaş başlamıştır bu saatten sonra. Eleştiri kanalları vs eğlence bütün YouTube. Tea ve matcha çayının birleşimi. Şimdi zaten içeride anlatırlar. Ben hayatımda matcha çayı da içmedim. Bubble tea de içmedim. Merak ediyorum yani bardağı 100 lira olan çayın nükü olması lazım yani. Gelin bakalım. Selam, hoş bulduk. Bize özel bir çay yapacakmışsınız. Soğuk çayymış. Double shot matcha var içerisinde. Matcha koyuça, yani en üst kalite. Peki, onları tamam. Bir de bubble tea mi var, evet, içerisinde? Bubble tea'de iki shotlı yapıyoruz. Bubble tea. Tamam. Fiyatı 100 lira. Fiyatı 100 TL. Aslında bu normalde menümüzde yok. Size özel yapıyoruz. Süper. Çok merak ediyorum. Biraz ne olur hazırlayın bir tane bana. Tamam. Bubble tea. Matcha Koiça'dan bubble tea yapacağız. Matcha Koiça en üst kalite matcha çayıdır. Koiça denmesinin sebebi aslında Türkçe'ye benziyor. Koiça denmesinin sebebi pahalı olması. Yani ucuz olan bir çayın Rize siyah çay olacak adı yok, hali yok. Çay kur olacak hali yok yani adının. Dediğinden Japonca'da Koiça koyu anlamına geliyor. Koyu çay. Koiça koyu anlamına gelmiyor. Bu çayı içenlere hesap koyacak anlamına geliyor arkadaşlar. Güzel bir isim bu arada. Japonlar da bu işi biliyormuş yani. Pahalı olan şeylere isim koymasını bayağı iyi biliyormuş. Koyacak. Hesap size koyacak. Yani normal matcha'ya göre daha koyu ve yoğun olduğu için matcha koiça denir ve bu Japonya'daki en üst seviye matcha çayıdır. Gördüğünüz üzere çayın rengi daha tok, koyu bir renk. Normalde bir shot, evet, yapılır. Biz şu anda iki shot yapacağız. Daha da koyulaştıracağız yani. Mustafa Kemal Atatürk bile Türk paralarında fark etmişsinizdir arkadaşlar. Fiyat arttıkça 5 lirada yüzünüze bakmıyor. Bayağı açık renkli bir para. 200 lirada tam koyu böyle tam yüzünüze bakıyor, gülümsüyor. Demek sen zenginsin gibi. Ne? Maksimum 70-80 derecelik bir suyla yapıyoruz koiçeyi. Ve çok az bir su. Yaklaşık 70-80 ml. Önce yavaş yavaş karıştırıyoruz bambu viskle. Bu topaklanmasını engelliyor. Daha sonra hızlanıyoruz. Şu anda matcha içime hazır. Köpüklendi de. Ama şimdi biz ilavelerle bir kokteyl yapacağız. Matcha bubble tea. Şimdi matcha ice latte ve artı bubble tea yapıyoruz. Bubble tea de yine uzak doğuda çok popüler olan. Yemin ediyorum adamın sadece Türkçe konuştuğu şeyleri anlıyorum. Onu bile anlamakta zorlanıyorum. Çok zengin ağzıyla konuşuyor. Diğer söylediği hiçbir şeyi anlamıyorum. Şimdi dünyada da bir furya haline gelen bir içecek. Bu içeceğin içinde aroma var. Çektiğiniz zaman bunu pipetle ağzınızda patlıyor ve bir aroma bırakıyor. Şu anda bu çok eğlenceli ve yaz ayları... Atatürk ne alaka? Ne demek ne alaka ya? Atam olsa o da Koiça bubble tea içerdi. Çaykur Rize çayı mı içsin be? He? Bubble tea içerdi. ...larında çok tutulan bir içecek. Yine bunda da normalden daha fazla olarak double yapıyoruz. Hindistan cevizi sütü ekliyorum. Hem tat hem görüntü olarak Hindistan cevizi içeceği güzelleştiriyor. Şimdi matcha'yı karıştırıyoruz. Hadi bakalım. Güzel görünüyor ama yani görüntüsüne puanım yüksek bu arada. Gerçekten güzel görünüyor. Yani çay dışında her şeye benziyor ama güzel görünüyor. Teşekkürler. Bu çay değil ama anasını satayım. Bir çay böyle olmamalı. Bunlar yaban mersini mi? Yaban mersini ve mango. Aa çok güzel. Karışık. Gelin bakalım. Evet. Oğlum mangonun kilosu zaten hayvan gibi pahalı lan. Evet. Şimdi bunun içerisinde matcha çayı var. Matcha çayı nedir? Japonlara özgü bir çay. İşte antioksidan özelliği var. Çok iyi geliyor. Sindirim sistemine iyi geliyor. Her şey iyi geliyor. Ama 100 lira bir bardağı edecek kilosu da 2400 lira edecek kadar mı? Bilmiyorum. Göreceğiz. Matcha çayı işte kalp rahatsızlığı olanlar, reflüsü olanlar, mide... Ondan sonra diyorlar ki zenginler neden daha fazla yaşıyor? Zenginler daha fazla yaşar anasını satayım. Ben de her gün matcha çayı içsem, ben de her gün mango, ananas, işte ne bileyim adını bilmediğim meyvelerden, sebzelerden yesem ben de uzun yaşarım arkadaş. Bu nedir ya? 2400 liraya çay içsem 150 yaşına kadar yaşarım ben.
problemi yaşayanların içmiyor olması gerekiyormuş. Bu da bilgimiz var, verelim. Bir de bunun içerisinde bubble tea var. Bubble tea de Tayland'a özgü bir çaymış. Onu da yine zibil tane şeye iyi geliyor. Ama bizim şu an merak ettiğimiz, bir kere içince bunu zaten turp gibi çıkmayacağım buradan. Bütün hastalıklarım, dertlerime deva olmayacak. Tadı nasıl? Çok merak ediyorum. Ha bak, bunların bu arada pipetleri de kalın oluyor. Çünkü içerisinde tanecikler var. Bunların pipetleri kalın oluyor çünkü bunları içenlerin ağzı da götü de bayağı bir kalındır yani. Bir bardak çaya 100 lira veren adamın götünü tahmin edemiyorum. Büyüklük anlamında değil yani, böyle sağlamdır yani hani. Bubble tea böyle top top tanecikleri oluyor. Onu içtiğiniz zaman ağzınızda patlıyor. Bildiğim kadarıyla ben daha önce hiç bubble tea içmedim. Bakalım. Ah, bayağı böyle şey, kıvamlı bir çay gibi. Kur'an çarpsın, bunu bana verseler dostlar şu bardağı. Al bunu iç pezevenk fakir deseler. Muhtemelen ben bu içindekileri kaşıklardım. Karamel macchiato'da bile hala öyle yapıyorum. Karamel macchiato ve ayda bir kere falan içerim yani. Normalde şekerli şeyleri hiç sevmem. İçmem yani, şekerli aram yoktur ama ayda bir kere falan kan şekerim düşünce içerim. Ben bu üzerindeki şu köpüğü var ya, kaşıklamaya falan çalışırdım. Orayı şey zannederdim. Hani herhalde kaşıklanıyor falan diye düşünürdüm. Alttakileri de yerdim böyle, kalmasın, ziyan olmasın diye. Bakalım, çok merak ediyorum. Şey gibi birazcık. Sebze smoothie gibi, böyle sebzeleri böyle şey. Evet, tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını. Mangonun tadı ağır bir meyve zaten, mango bu arada. Yani çok şekerli bir meyve. O yüzden muhtemelen mangonun tadı bayağı bir ağır basıyor. Yani bunu içtiğinizde bir gün içerseniz derdiniz, aa ne o söylemişti, mangonun tadı ağır basıyordu diye. Tabii bizim chat'in %99'u 3 gündür yemek yemediği için, anasını satayım, mangonun tadını da bilmedikleri için muhtemelen bunu içseler bile mangonun tadının ağır basacağını anlamayacaklar. Çünkü zaten mangonun tadını bilmiyor. Şeyi blender'ı atıp mixlemişsin gibi. Bu matcha çayı tatsız ama yararlı bir şey mi? O yüzden mi içiliyor? Ama seveni de var aşırı. Tadını seveni var. Böyle biraz tortumsu sebze böyle. Hani sanki brokoli, böyle yeşil sebze ne varsa işte marul, brokoli, karnabahar ne varsa miksere atıp böyle onun tortusu gibi. Tadı ama ben şu şeyleri merak ediyorum. Bubble tea'nin taneciklerine de... Ya bunu içince işte kendini havalı zannediyorsun bir yandan da. O yüzden de içiyorsun. Bakalım. Yani düşünsene, dışarıya çıkıyorsun, arkadaşlara diyorsun ki işte ben bugün, bak adını bile ezberleyememişim hala 150 kere söylemelerine rağmen, bubble tea'li koyuca çayı içtim. Mesela karşıdaki arkadaşın da Rizeli, sana şey diyor, biz çaykur içiyoruz kanka. Bak bunlar çok güzel. Neli mesela bu? Yaban mersini ve mango. İki. Kanka yaban mersini, mango, gözünü seveyim, bunlar çok güzel dediğin şey 5 lira ya kuru yemişçi de kilosu yaban mersininin. O kadar pahalı bir şey değil ya, kutu kutu satıyorlar. Mango da yani bir tane bakmışsındır bir kere de olsa tadına. Bir tane attık. Çok güzel. Bubble tea'si mesela çok güzel. Öyle böyle topçuklar geliyor. Isırdığın zaman yaban mersini tadı geliyor bir tanesinden. Bir tanesini ısırıyorsun, mango tadı geliyor. Bunlar... Bak mesela bu da aslında bir pazarlama stratejisi, biliyor musunuz? Bununla alakalı ufak bir eleştiri yapmak istiyorum, çok çok kısa. Bak bubble tea dedikleri, sanırım eğer Orkun'un da söylediğine göre yanlış anlamadıysam, bubble tea dedikleri şey yaban mersini ve mangonun karışımı arkadaşlar. Yani yaban mersini Türkçe bir kelime. Mango da Türkçe. Peki bunların ikisi birleşince adı neden bubble oluyor? Neden? Çok yanlış anladım be abi. Ben yanlış mı anladım? Tam olarak senin dediğin gibi değil ne o olay. Ya mango Türkçe derken hani şey anlamında söylüyorum hani. Mango bubble'a dönüşmez herhalde. Ben yanlış anlamış olabilirim arkadaşlar. Yani ben de insanım sonuç olarak. Yanlış anlayabiliyorum bazı şeyleri. Yanlış anladın kanka. Dur 10 saniye geriye alayım. Bak bunlar çok güzel. Neli mesela bu? Yaban mersini ve mango. İki tane attık. Çok güzel. Bubble tea'si mesela çok güzel. Öyle böyle topçuk. Bubble tea'si güzel diyor işte.
fıstıklar geliyor. Isırdığın zaman yaban mersin tadı geliyor bir tanesinden. Bir tanesini ısırıyorsun, mango tadı geliyor. Bunlar çok tatlı. Ama abi ne yalan söyleyeyim ya, ben bu maçasını beğenmedim bunun ya. Maça abartılıyormuş maça bence biraz ya. Aslında topçuklarıyla birlikte, yani bubble tea'si ile birlikte içince okey. Sadece yukarıdan maçasını içince ı-ı. Ama ikisini birlikte içince maça da gidiyor arada. Köpüğü nasılmış bakayım? Bunda köpük niye oluyor? Görsel olarak öyle yapıyoruz. Chat'te şu anda 1500 tane fakir. Yarısı. Chat şu an var ya 5'e falan bölündü. Bir tarafta beni attı bulanlar, bir tarafta bubble tea öyle bir şey değil diyenler. Bir tarafta mango Türkçe mi amına kodumun neosu yazanlar var. Yani herkes, bir tarafta zenginlere küfür edenler. Bunu niye içiyorsunuz amık diyenler. Ha, siz yapıyorsunuz öyle, tamam. Kokonat. Bubble tea'yi çok beğendim. Maçayı da beğenmedim. Buradan Japonlara puanım 1. Normal maça çayı ne kadar? 19, sütle 24. Maça çayını ama 24 lira vermezsin. Yani ama maç, ilk maçanın günahı olmaz derler. İlk maçanın günahı olmaz mıymış? Bak, Japon atasözü. Hattori Hanzo söylemiş bunu Japonya'dan. İlk maçanın günahı olmazmış. İlk içtiğin maça çayını beğenmemen... Allah de yaptım. Baloncuklarımız kaldı. Bunlar da böyle işte içerisinde meyve ve... Bak Orkun, aç gibi yiyorsun bu arada mesela ya. Mesela şöyle bir top... 9 liralık çayı çadı değil yani Japon'un. Teknolojik ürünler aldık. Sushi'nizi yedik. Eyvallah. Ama maçadı değil yani Japon'un. Ne yaptık? 1 liralık çay içtik. 19 liralık çay içtik. Bir de bardağı 100 kilosu 2400 lira olan bir çay içtik. Şimdi bence pahalı olan çayın içinde maç olması... Ben bu maça konseptine hiç alışamadım. Yani maça çayı içenler bilmiyorum. Çok sağlıklı diye mi içiyor, tadını beğenerek mi içiyor? Ama bence tadı beğenerek içilecek bir şey değil. İlaç niyetine hani içiyorsan, çok sağlıklıysa içersin. Orta fiyatlı çayımız gayet güzeldi. Böyle hani gidip ferahlamak istediğin zaman, sıcak çay böyle içini yaktığı zamanlarda böyle... Yani yazın daha doğrusu orta fiyatlı çayı tercih edebilirsin. Ama benim favorim... Her zaman kıraathane çayından, tavşan kanalı çaydan şaşmayacaksın. 1 liralık çay her zaman başımızın üstünde yeri var. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla sonradan görme videosunda böyle çılgın videolar görmek istiyorsanız mutlaka bir... Yani bence de çay deyince zaten ya 3 tane farklı şey içti mesela Orkun. 3 farklı şeyden içtiği çaya benzeyen tek şey kıraathanedeki çaydı bu arada. Diğerleri çay değildi ya. Diğerleri daha çok böyle smoothie'msi şeylerdi bence. 8 TL'lik.